Sevgili çocuklar, yarışma eline hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yanımda iki tane minik öğrencim var, Yiğit ve Ali. Çocuklar, bugün oynayacağımız oyun farklı olacak. Bu oyunun tek kazananı olacak. Size sorular soracağım. 10 tane doğruya ilk önce ulaşan ödülü kazanacak. Çok güzel. Ödül kutunun içinde. Açayım mı? Açın. Açayım mı? Açın. Açıyorum. Açın. 1 2 3 Çok güzel bir oyun çocuklar. Kardeşim, ben de çok merak ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Kazananla birlikte oynayacağım. Söz mü? Kim kazanırsa. Tamam, söz. Tamam, söz. Çok güzel bir oyun çünkü. Açıyorum. Aç. Aç. 1 2 3 Oyunumuz küpler diye bir oyun. Ödül, ben bunu çok seviyorum ya. Zeka oyunu çocuklar. Kartlar var. Kartların üzerindeki desenleri yapmaya çalışıyoruz galiba. Ben bu oyunu bilmiyorum ama oyunu merak ediyorum. Almak istiyorum. Ben de merak ediyorum. Ben de hiç oynamadım. Arkasına oynamış yazıyor. Evet. Kazanan ödülü ben kazanacağım tabii ki. Ben kazanacağım tabii ya. Ben kazanacağım. O zaman kutumuzu kenara ayırabiliriz. Ödülümüz şurada dursun ki siz gördükçe hırslanın. Ve sorular gelsin. Ve sorular gelsin değil mi? Çok evet. Güzel sorular var çocuklar. Sorular için hazır mıyız? Hazırız. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Bu soruyu bildiğinizi tahmin ediyorum. Bizi izleyenler de biliyordur. Çünkü milli mücadele konusunda ismini duymuştuk. Evet. Ama biliyor musunuz? Bilmiyorum açıkçası. Ben unutmuş da olabilirim. Milli mücadeleyi unuttum çünkü milli çok geçti. Milli mücadele ismi geçiyordu. Ama belki hatırlayabilirim. Belki hatırlarsınız. Ben de. Ben soruyu okuduğum zaman istediğiniz zaman basabilirsiniz çocuklar. Sorun değil. Tamam mı? Tamam. Soruyu cevaplamak için de 20 saniyeniz var. Acele etmeyin. Tamam. Başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin... Evet. Niye sen geç kaldın? Geç kaldım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Biliyor musun? Milli Mücadele'de isim vardı. İstersen bir isim tahmin et. Belki tutar. Hatırladım. Abi bir şey bir şey aklıma geldi ama söylesem. Söyle bence tahminini yap. Hani hiç cevap vermemek lazım. Bakalım arkadaşlar doğru mu? İsmet İnönü. Harikasın. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Valla salladın tuttum. Öyle ama benim aklıma böyle. Batı cephesi komutanıydı. Evet. Batı cephesi komutanı. Şimdi hatırladım ya. Evet. O zaman Yiğit bir doğru. Bir çizgi geldi sana. Evet dedim. İyi de başlıyordu. Ondan sonra sev falan aklıma geldi. İsmet İnönü dedim. İkinci soru. Ölüm biraz kaydı mı şurası? Tamam düzelteyim ben onu. Evet çizgiye göre ayarlıyoruz. Bu da sosyal bilgilerle ilgili bir soru. Çocuklar ya. Bir soru yok insanım. Sen daha çok Ali'ye geçti söz hakkı. Sen daha çok hangi mevsimde gerçekleşir? Aa ben bunu biliyorum. Öyle benim. Bir cevap hakkım var. İyi düşün. Sonbahar. Yanlış. Ay. Daha çok dedim. İlkbahardı ya. Çocuklar kışın yağan karlar. Yanlışlıkla sonbahar dedim. Havanın ısınmasıyla ne oluyor? Kıştan sonra hangi mevsime geçeceğiz biz? Zaten yaz. O mevsimde yani ilkbahara mı? İlkbahara geçeceğiz. Karlar eriyince su oluyor. İlkbahar yağınca da çok yağınca da sel oluyor. Hem kış ilkbahar, yaz sonbahar. Ben bunu görmüştüm. Öğrendim. Ama onu yanlış yapmıştım ama öğrendim. Yiğit harika gidiyorsun. İki doğrum var. Ödüle daha çok yakınsın. Ali biraz daha hızlı. Tamam. Hem hızlı hem bilgine güven. Tamam. Cevaplarda acele etme. Tamam. Üçüncü soruya geçiyoruz. Öğrendim Ali. Kaldırınca ben de kaldırıyorum. Evet. Eller yanda. Düden şelalesi kim bastı? Ben. Ali. Düden şelalesi hangi ilimizdedir? Düden şelalesi. Pas. Bilmiyorsun. Biliyor musun? Öğretmenim. Neydi ya? Bir cevap hakkınız var. İstersen sallayabilirsin. Belki. Ne? Şey ya abi. Abi bir şey hatırladım. Düden şelalesi. Sizler biliyorsanız yorumlara yazın. Galiba kaç saniye var? 10 saniyen kaldı. Oh. Öyle Hakkari mi? Değil. Evet, abi ben bunu biliyorum ya. Ben de cevabı söylemeyeceğim. Siz eve gittiğiniz zaman araştırırsınız. Arkadaşlarınız da biliyorsa yorumlara mutlaka yazın çocuklar. O şehirde yaşayanlara da selam gönderiyorum. Evet. Diğer sorumuz. Radyonun mucidi kimdir? Pas. Pas. Biliyor musun?
Ya neydi ya? Radyo. Pas. Pas. Olmadı. Bu da olmadı. Evet. Sizler biliyorsanız yorumlara yazın çocuklar. Öğrenmenin bütün sorular bitecek. 2'de kapatacak. Şimdi bir tane görsel sorumuz olacak. Tamam. Evet, zilimizi ayarladık. Eller yanda. Hazır mıyız? Hazırız. Elmanın hacmi kaç mililitredir? Görselimizi getiriyorum. Hemen şurada hazırlıyorum ben. Alır mısın elmayı Ali? Aldım. Aldım. Elmanın çocuklar, hacmi. Dereceli kabımız var. Kaç mililitre su var? Üzerinde ne kadar olduğunu görün ama söylemeyin. Bakın. İkiniz de bakabilirsiniz. Yiğit bastığı için önce Yiğit evet. cevaplayacak. Baktın mı? Baktım. Kağıtlarınıza not alabilirsiniz. Ali sen de yap çünkü Yiğit bilemezse sana geçecek. Tamam. Şimdi elmayı suya bırakacağım ve elmanın hacmini bulacağız. Bırakıyorum. Durgunlaşmasını bekleyin suyun. Hı. İlk cevabı Yiğit'ten alıyorum. Yiğit bilemezse Ali'ye geçecek. Yaptıysan Yiğit cevabı bize söyleyebilirsin. Evet, 100 mililitre. Harikasın. Ya. Elmanın hacmi 100 mililitre. Kenara alabiliriz. Öf. Yiğit'e 1 artı daha geldi. 3'e 0. Ali biraz daha. Tamam. Biraz daha hızlı. Hem zil için hem bilgiler 9. için. Bakın güzel bir ödül sizi bekliyor. Yiğit'in 6 tanesi kaldı. Evet. Ay 7. 7. Diğer sorumuz. Ülkemizi... Ben bastım. Ah be, Ali bastı. Ali bastı. Ülkemizin en büyük gölünün olduğu ilde yaşıyorum diyen biri hangi şehirde yaşıyordur? Aha. Van'da... Van Gölü. Cevabını veriyorsun. 20 saniyen var. Emin sen direkt cevabı ver bana. Van. Van, harikasın. Evet. Doğru cevap. Ben de biliyordum. Ali için... Tebrikler Ali. Bir doğru geldi. Diğer soruya geçiyoruz. Birazcık daha hızlı olsaydı basabilirdim. S harfiyle kim bastı? Ali. S harfiyle başlayan 3 ilimizi söyleyin. Sivas. Sivas. Ben bir tane daha biliyorum. Samsun. Samsun. Bir tane kaldı. Neydi ya? 10 saniyen. Sivas, Samsun. Sivas, Samsun. Unuttum. Biraz düşün ama. Sevdim. Ali'cim süren bitti o yüzden Yiğit'e geçiyoruz. Özledim. Samsun, Sivas, Sarıkamış. Sarıkamış il değil, ilçe. He. Olmadı. Tekrar. Gidelim Ali'cim. Samsun, Sivas. İl istiyoruz. İlçe değil, köy değil, kasaba tamam. değil. Tekrar Yiğit'e geçiyor. Yiğit. Samsun, Sivas. Yanına harf getirip türetin çocuklar. Milli mücadeleden hatırlayın. İlk söyleyen kazanacak artık. Hadi bakalım. Hadi ya. Çocuklar nasıl bilmezsiniz ya? Şöyle biraz doğuya gidin, güneydoğuya gidin ya da Karadeniz'e doğru gidin. Abi yok ki. Yanına nasıl harfler Sivas, getirin. Hakkari. A getirin, E getirin, İ getirin. S Sen harfinin yanına. Sivas var. Söyleyen kazanıyor. Hadi bakalım. Söyleyen. Evet söyleyen. Süre yok. Süre yok. Tamam. Hızlı. Söylemezseniz arkadaşlara geçecek. Siz bilmiyorsanız eğer. Harf getirin Samsun, yanına. Samsun, Sivas. A getir, E getir, İ getir, O getir. Hatta sınıf arkadaşınız şu an orada yaşıyor. Kuzucuklu arkadaşınız. Kuzucuklu? Evet. Kuzucuklu. Ya şey. Kuzucuklu gibi. Kuzularını gördük ya ekranda. Hatırlamıyor musunuz? Doğan orada. Doğan evet, orada. Doğan orada. Şey. Hangi şehirdi ya? Harf getirseniz de yanına. S'nin yanına harf getireceksiniz. A getirin, E getirin, İ getirin. Sinop, 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 Sinop. Ya. Doğanın yaşadığı biliyordum şey. Ya. Abi son anı aklıma geldi ya. Harikasın. Evet, Doğan şu an Sinop'ta. Onu da sevgiler gönderiyoruz buradan. Siirt vardı. Nasıl unutursunuz? İyi getirdiğinizi Siirt yanına. Siirt vardı. Değil mi? Siirt de vardı. Devam edelim. Diğer soru eller yanında. Dur biraz, öpünün biraz kalmış. Tamam. Sosyal bilgiler sorusu. Zilin
Zil yapamamış gitmiş, Zil'in hali kalmamış. Zil Allah, Allah kahret eylesin. Allah'a emanet Zil. Olmadı. Yerli ya. Her yanda. Ne yapalım basıyorum. Zil yamulmuş. Net kütleyi. Kim bastı? Ben. Ali. Ali bastı. Ali. Ali bastı. Net kütleyi bulun. Kutudan gelecek sorumuz. Kutudan gelecek. Net kütleyi istemişim. Abi ben de yapabilir miyim? Sen de yapabilirsin. Ali, 20 saniyen var. Boş kavanoz. Boz kavanoz. 75'ken 255 olmuş. Net kütle. Net kütle istiyorum. Sen de yap Yiğit, her şeye rağmen belki Ali doğru cevap veremeyecektir. Ali 20 saniyen var. Acele etme, iyi düşün. Bir dakika. Öre benim. Evet Ali, cevabını alalım. Öre benim 80 gram. 80 yanlış cevap oldu. O yüzden Yiğit'e geçiyoruz. İşlem hatası yaptım galiba. Öğretmenim 180. 180 gram. Çıkarma işlemini hatalı yaptım. Aa, yanlış yaptım. 5 kuş. Evet 180. Kaç doğru kalbim oldu? Kalbim gidiyor. 5 doğru oldu. 5-1. Şöyle üstüne şey yapalım. 5 doğrudasın. 5 tane kaldı. Ali biraz daha dikkat etmen gerekiyor. 9 sorun var. Yiğit senin 5 sorun var. Diğer soruya geçelim. Toparlanın. Toparlanın, heyecan yapmayın. Uludağ hangi ilimizdedir? Uludağ. Uludağ. Biraz düşün, acele etme, bulursun. Ben de bilmiyorum ki bunu. Bilmiyor musunuz? Uludağ. Çocuklar bunları bilmeniz gerekiyor. Uludağ. Hangi bölgede hangi şey? Söyleyeyim ama Ali'de şu an 20 saniyesi var. Düşün sen de. Tarihi güzelliklerimizi, doğal güzelliklerimizi bilmeniz gerekiyor. Nerede ne var bilmeniz gerekiyor. Uludağ'ı ben biliyordum. Evet Ali 20 saniyen doldu. Yiğit'e geçiyoruz. Bir tane şehir sallayayım bari. Belki tutar. Ben böyle karlı bir yerdeydi de. Tamam, karlı yerdi. Bak oraya kayak yapmaya gidiyorum. Abi. Dur bir dakika. Yiğit söylesin, sonra sana gelirse. Neresiydi ya? Karlı neresiydi? 10 saniye. Ardahan. Ardahan. Olmadı. Yok değil. Biliyor musun? Bu soruyu sizler cevaplayın çocuklar. Biz diğer sorumuza geçiyoruz. Abi biliyordum. Eller yanında. Uçan mucidi kimdir? Wright kardeşler. Çok güzel Ali'ye. Tebrikler Ali. Bir doğru puan geldi. Şunu aramayın. Tekrar matematik sorusu. Kalem kağıtlarınızı kullanın mutlaka. Bugün günlerden kim bastı? Ben. Ya. Bugün günlerden 15 Nisan ise 18 gün önceki tarih nedir? 15 Nisan yazı veya. Sen de yaz Yiğit. 15 Nisan. Sizler de yapın çocuklar. Öyle bir daha tekrar eder misin? 15 Nisan. Bugün 15 Nisan. Tamam. 18 gün önceyi bulacaksınız. 18 gün önce. 15. 18 gün önce. Evet. Öyle benim, bu problem değil mi? Soru, matematik sorusu. Senin gibi yapabilirsin. He, o zaman akıldan direkt çözülürsün. Bugün 15 Nisan. Tamam. 18 gün öncesini soruyorum. Hemen yumruklar. Öğretmenim. Söylemiyorsun, Ali söyleyecek. Ha, Ali değil. Benim. Ali'nin. 28 Mart. Harikasın Ali. 28 Mart. Öğretmenim direkt neden böyle yaptığını ya. Söylerseniz. Evet ben de öyle yaptım. Çıkıntılar 31. Ben akılda yapmaya çalıştım. 30 çıkıyor. Sadece evet. Mart'ı 31 Şubat olarak bulduk. Ve 18 gün geriye gittiğimizde. Sadece Şubat 28. Yani 3 çık ondan. 31'den 3 çık 28. Aynen, çok güzel. Devam edelim. Nisan'a yetişeceğim. 2 tane sorum kaldı. Sana Yiğit, yetişeceğim Yiğit. 5 doğru. Ali 7 doğru. Hadi tamam. Bakalım. Hava sıcaklığını kim bastı? Ben. Ne ile ölçeriz? Hava sıcaklığını termometre. Tekrar söyle. Termometre. Tekrar söyle. Evet. Son söyleme hakkım var. Yanlış söylersen kabul edemem ama. Ter. Mi. Mi. Na. Na. Terminatör. Yanlış söyledim. Öyle bitti mi? Olmadı bak. Yaz istersen. Evet ben biliyorum. Tamam yazsın. Kelime hatası istemiyorum. Diğer arkadaşımıza haksızlık olmasın.
Kaç saniye? 10 saniyesi kaldı. Ter mi? Yaz, bilmiyorum, yaz, 10 saniyen kaldı. Ter mi? Geçecek yoksa. Abi biliyorum ya. Pas. Termometre. Tekrar söyle. Termometre. Bir dakika. Ay, termometre. Harikasın. Harf hatası olmaması gerekiyor. Harf hatası istemiyorum. Haksızlık olmasın diğer tarafa. Şimdi çocuklar. Tamam. Bir Türkçe sorusu. Tamam. Karşılamak kelimesinin zıt anlamı nedir? Karşılamak. Ali, senden daha hızlı. Karşılamak. Karşılamak kelimesinin zıt anlamı. Karşılamak. Yani bir şeye karşılık vermek. Hayır, karşılıyorsun birisini. Mesela ha, şöyle, tamam. Mesela eve geldiniz, evime geldiniz. Ben sizi karşıladım kapıda. Zıttı nedir bunun? 20 saniye karşılamak. Ben bir arkadaşım düşünsün. Bir düşünebilirsin, daha 20 saniye var. Karşılamak. Eve gelen birisini karşılarız. Onun zıttı. Karşılarız. Selamlarız. Evet mi? Yolculamak. Başka ne diyebiliriz? Yolcu etmek. Değil. Ne yazık ki değil. Senin aklına geldi mi Ali? Öyle benim. Şey olabilir mi? Vedalaşmak. Hayır. Çocuklar, bu sorunun cevabını sizler yorumlarda belirtin. Bunu da geçiyoruz. Üç dur daha bilmem lazım. Donma olayı sırasında. Ben. Evet. Donma olayı maddeler sırasında. Ne yapar? Donma olayı sırasında maddeler. Donma olayı sırasında maddeler katılaşır. Donma olayı sırasında maddeler tam katılaşır. Başka? Başka şey. Buz olur. Buz olur. Başka? Donma olayı sırasında maddeler. Soğur. Başka? 20 saniyen var. Hı? Doğru kelimeyi soğur bulman işte. Gerekiyor. Tamam, soğur ama benim istediğim kelime o değil. Donma olayı sırasında maddeler. Sıcaklığı düşer. Başka? Öğretmenim, sıcaklığı. Bir tane daha var. Benim istediğim. Soğukluğu bulmak. Artar. Donma olayının ne olduğunu bilmen gerekiyor ama. Donma olayı neydi? Donma, bir şeyin buz olması. Tamam, buz olması. Sıvı haldeyken katı oluyor. Evet. Son 5 saniye. Donma olayı sırasında maddeler... Öyle mi? Isı verir. Harikasın. Isı verdiği için zaten donuyorlar. Hani donmanın ısı verdiğini... Erimenin de ısı aldığını bilmeniz gerekiyor. Evet, o kelimeler çok önemli. Ben özüm, ben aklımda hayal. Evet. Donmak için ısı verecek, erimek için de ısı alacak. Hı. Kilit kelimelerimiz bunlardı. O yüzden yanlış kabul ettim seninkini. Eller yanda. Sakin olun da. 3 sorun var senin. Senin de 7 sorun. Hiçbir şey kaybetmiş değilsin. Sakin ol. Çevirebilirsin. Serüven kelimesinin. Ben. Sen bastın Yiğit. Serüven. Serüven kelimesinin eş anlamı nedir? Macera. Harikasın. Macera demek. Çok güzel. Biraz zor sorular sordum ki bakalım ne cevaplar vereceksiniz. Yeni bir soru geliyor. Biraz yanmış. Tamam. Güneş benim tarafımdan doğarsa Yiğit'in olduğu taraf, bölge hangi bölge olur? Yani güneş bu taraftan doğacak benim tarafımdan. Yiğit'in olduğu bölgeyi soruyorum. Güneş buradan doğuyor. Doğu, batı. Doğu, batı. Bir cevap hakkım var, o yüzden iyi düşün. 10 saniye. Doğu var. Burasıysa batı karşısı olur. Evet, düşün. Konuşarak bulmaya çalış. Örüm, kuzey. Kuzey, doğru cevap, harikasın. Doğu bu tarafsa eğer sağ kolunuzu çevirdiğinizde yüzünüz evet. Kuzey oluyor. Ömrü Ali, sosyal sınavında da çıkmıştı. Öyle benim 3. 4. 4 soru. Dört soru sonra. Benim iki sorum kaldı. Allah aşkına. Arkalarımı toplayayım. Hadi. Eller yanda. Kaldı? Eller yanda. 6 kaldı. Deprem çantasında. Ben bastım. Ben de bastım. Olması ben. Gereken. Olması gereken. İkinci ben. Kaç tane? 4 tane malzeme istiyorum. Deprem çantası. El feneri. Bisküvi. Bisküvi. Su. Su. Bir tane kaldı. El feneri, bisküvi, su. Deprem çantası olması gereken 4 tane. Hadi. Ne koymalıyız başka çantamıza? Deprem çantasını hazırlamak çok önemli çocuklar. Fener? Fener dedin, bisküvi dedin, su dedin. Bir de düdük. Düdük. Ah ya. Harikasın. Yiğit. Bir sorun kaldı. Ay çevirebilirsin. Çevirebilirsin. Çocuklar, Yiğit senin 9 doğrun var. Son 1 doğrun var. Ali, pes etmiyoruz. Her şey olabilir. Değiştirebiliriz. 4 doğrun var.
Devam et. Anladın mı? Değiştirebiliriz. Bir de yarışmamızın adı ne? Yarışma eğlenceli. Eğleniyor muyuz? Evet. Eğleniyoruz. Çünkü bir kişi kazanacak olabilir. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Her oyunda olduğu gibi çocuklar. Isı atışı. Ben bak. Ya. Isı akışı nasıl olur? Eğer bilirsen ödül sana geliyor. Isı akışı. Bilemezsen. Kağıt mı örtünün? Kağıttan göstereceğim. Şimdi burada bir yumurtamız var. Tamam, 54 derece. Kaç derece olduğunu yazmışım. Burada bir suyumuz var. Kaç derece olduğunu yazmışım. Isı akışı nasıl olur? Nasıl olur? Nereden nereye olur? Öğretmenim, büyükten küçüğe doğru olur. Yani? Bunlar eşitlenene kadar olur. Yani büyükten küçüğe derken hangisinden hangisi? Yani öğretmenim, yumurtadan suya doğru bir akış olur. Harikasın. Sıcaklık her zaman için yüksek olandan düşük olana doğru geçer. Evet. Öğretmenim, peki, eşitlenene kadar ısı akışı peki, olur. Peki yumurtanın ısısı nasıl değişir? Suyun ısısı nasıl değişir? Derece olarak sormuyorum. Artar azalır şekilde. Yazarak. Tamam. Bir dakika. Hayır, yazmana gerek yok. Ben bununla bir taktik buldum. Tamam, kendi aklımdan buldum. Öyle yapıyorum ben. Yap bakalım. Son 10 saniyen. O mu? Evet. Birinci cevabı doğru verdi. Bir dakika öğretmenim. Yumurtadan suya doğru olur. Öğretmenim lütfen biraz bekleyin. Lütfen. Tamam. Lütfen öğretmenim. Bilirsen ödül sana geliyor. Bilemezsen Ali'ye zaten geçecek soru. Olsun. Öğretmenim ikisi de 37 olur. Derecelerini sormadım ama tamam. Peki yumurtanın ısısı artar mı azalır mı? Bana onu söyleyeceksin. Öyle mi? Yumurtanın ısısı azalır. Azalır. Suyunki? Artar. Harikasın. Tebrik ediyoruz seni. Ödül kime gidiyor Ali? Ali seni de tebrik ederim. Yiğit'e gidiyor. Arkadaşım. Çok güzel yarıştınız çocuklar. Ödülü sen kazandın. Yiğit oynayacağız değil mi? Evet. Evet, çok güzel bir yarışmaydı. Ben bu oyunu bilmiyorum ama merak ediyorum bakalım. Birazdan nasıl oynayalım. Öğretmenim, olur mu? Tamam. Öğretmenim ben şöyle 54 ile 20'yi topladım. 74'ü 2'ye böldüm. Paylaştırdın evet. Sıcaklıkları. Harikasın. Çocuklar çok güzel eğlendik birlikte. Öğretmenim çok güzel bir teknik kullanmış Yiğit. Evet, tebrik ederim. Gördün mü, ben sizin videonuzu izledim. Aklımdan böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunu kısa yoldan nasıl bulurum diye. Öyle yaptım. Harikasın. O zaman ne diyoruz arkadaşlara? Görüşürüz. Görüşürüz.